Tutumun bileşenleri. Tutum ya da tavır dendiğinde aklınıza ne geliyor? Gerçek dünya ile yüzleşmesi gereken huysuz bir ergen mi? Yoksa belli bir konuda güçlü bir ön yargıya sahip biri mi? Aslında ikisi de birer tutum sergiliyor. Tutum birçok şeyin bir kombinasyonu aslında. Tutum öğrenilmiş bir eğilimdir. İnsanları, konuları, olayları, nesneleri, yani bir şeyleri belli bir şekilde değerlendirmeye yönelik öğrenilmiş bir eğilimdir. Tutumu 3 bileşene ayırabiliriz. İlki duygusal bileşen. Afektif bileşen de deniyor. Belli bir nesne, özne veya konuya dair belli duygular besliyor olabiliriz. Bu duygular tutumumuzu şekillendirir. Örneğin, örümceklerden korkuyorum diyerek duygusal bir tutum sergileyebilirim. Korkmak sözcüğü bir duygunun göstergesidir. Örümceklere yönelik tutumumu bu duygu şekillendirmektedir. İkinci bileşene davranışsal bileşen adı veriliyor. Davranışsal bileşen bir nesne veya özneye yönelik gerçekleştirdiğimiz eylem veya davranışı temsil eder. Bu bileşende mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Örümceklerden uzak dururum ve bir örümcek görürsem çığlık atarım. Uzak durmak ve çığlık atmak fiilleri birer eylem veya davranışı tanımlar. Bu eylem veya davranışlar tutumumuza etki etmektedir. Son bileşense bilişsel bileşendir. Bilişsel bileşende düşünceler yaratırız. İnanışlar yaratırız. Ya da bir nesne, özne veya konuya dair bilgi ediniriz. Bunlar da tutumumuzu etkiler, yani şekillendirir. Örneğin şunu diyebiliriz. Örümceklerin tehlikeli olduğuna inanıyorum. Demek ki örümceklerin tehlikeli olduğuna dair bir inanışa sahibiz. Tutumumuzu işte bu şekillendirir. Bu 3 bileşen ABC tutum modelini oluşturur. Bu 3 bileşeni barındıran 2 cümle yazdım. Şimdi bunlara bir bakalım. İlk cümlede demişim ki, yogayı seviyorum çünkü meditasyona ulaşabiliyorum ve bunun beni rahatlattığına inandığım için her hafta yogaya gideceğim. Cümleye baktığınızda sizce duygusal bileşen nerede? İşte burada. Yogayı seviyorum. Sevmek bir duygudur, bir histir. Davranışsal bileşenlerde peki? Her hafta yogaya gideceğim kısmı dediyseniz kesinlikle doğru cevap verdiniz. Yogaya gitmek bir davranış, bir eylemdir. Yogaya yönelik tutumunuzu şekillendirir. Peki diğeri, yani bilişsel bileşenlerde? Bakın, inandığım için diyor. Bir inanış, biliş söz konusu. Bunun beni rahatlattığına inandığım için. Bu bir düşünce. Tutumu şekillendiren bu düşünce bir ön bilgiye de dayanıyor olabilir. Peki devam edelim. Gelelim ikinci cümleye. Hız trenlerinden korkuyorum ve aptalca olduklarına inanıyorum. O yüzden parktaki atlı karıncaya bineceğim. Bu cümledeki duygusal bileşenlerde hız trenlerinden korkuyorum. Yani cümlenin ilk kısmı. Korku bir duygudur. Peki davranışsal bileşen hangisi? Bineceğim. Davranışsal bileşen işte bu sözcükte gizli. Bu bir davranış, bir eylem. Parktaki atlı karıncaya bineceğim. Hız treninden korktuğu için trene değil başka bir şeye binecek. Tutumu böyle şekillenmiş. Şimdi gelelim son bileşene. Buradaki bilişsel bileşen hangisi? Sihirli kelime inanıyorum. Aptalca olduklarına inanıyorum. Hız trenlerinin aptalca olduğuna inanıyor. Belki de bir şeyler biliyor. Sonuçta inanış tutumun bilişsel bir bileşeni.